Herkese merhaba. Akademiden Notlar'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Merhaba Yaşar Hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler Ortuncuğum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Bu canlı yayın formatının yeni sürümüne devam ediyoruz. Belki bir süre daha bu şekilde ilerleriz diye ben tahmin ediyorum. Geçen hafta hocam açık bilimle ilgili bir program yapmıştık. Son gelişmeleri siz bize aktarmıştınız. Açık Bilim Konferansı'nı da Perşembe günü İstanbul'da tamamladık. Birçok aslında farklı paydaşın bir araya geldiği bir toplantı oldu. Toplantıyla ilgili de kayıtları ve içeriği aslında açıkbilim.org adresinden önümüzdeki günlerde yayınlarız. Buradan bir kez daha tüm emeği geçenlere ve ev sahibimize de ayrıca teşekkür ederim. Bu haftada Uluslararası Açık Yarışım Haftası. Aslında biz açık bilimle ilgili, açık veriyle ilgili, açık eğitimle ilgili konuşmadan önce açık yarışımla konuşuyorduk ve bütün dünyada aslında bu çalışmalar açık yarışım şemsiyesi altındaydı. Belki de çok daha fazla insanların aşina olduğu, özellikle akademik dünyada bir kavram ve uzun yıllardır da biz açık yarışım haftasında farklı konferanslar, zirveler, çalıştaylar gerçekleştiriyoruz. Bunun da aslında bir başlangıcını Açık Bilim Konferansı'yla yaptık. Yine hafta boyunca birçok farklı etkinlik de var. Pazartesi gününden itibaren aslında açıkerişim.org adresi altındaki hafta programından bu içerikleri de takip edebilirler. Biz de aslında açık erişimin sağlamış olduğu etkiyi, o anahtar rolü birazcık daha aslında konuşabileceğimiz, daha açık erişime aslında belki de kavramına birazcık daha geniş açıdan bakacağımız bir program yapalım dedik ve bir anlamda da aslında açık yarışım haftasına özel bir program halinde olacak. Sizin de hocam yoğun bir programınız var. Hem yurt içinde hem yurt dışında farklı oturumlar olacak. Bunlarla ilgili de aslında bir çerçeve çizme şansına da sahip olacağız. Hocam 2013 yılından itibaren yanılmıyorsam değil mi? 2012'den itibaren. O zaman tam 10'uncuyu mu kutluyoruz? 11 oldu, evet. 11.yi kutluyoruz. Hatta bu numara vermekle ilgili de birazcık zorlanmıştık. Kaçıncısını yapıyoruz vesaire şeklinde. Farklı isimler oldu aslında. Bazen çalıştay dedik. Bazen zirve dedik. Ama artık herhalde bu yıldan sonra açık gelişim haftasını hafta olarak kutlayıp içinde farklı etkinlikler gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Nasıl bir menü var hocam bu haftanın genel yapısı içinde? Hem program açısından hem hafta açısından. Yani aslında haftanın teması, geçen hafta da söylemiştik, iklim adaleti için açıklık. Aslında açıklık her şey için gerekli. Bu vesileyle belki hani internet yaşamdır diyen rahmetli Mustafa Akgül hocamızı da alalım. Evet, analım onu. Bu haftaki konuşmamızın teması da belki onun internet yaşamdır sloganına benzeyen açık erişim hayat kurtarır gibi bir tema üzerinden gidebiliriz. Çünkü yani iklim adaleti için açıklık konusu var ama kuşkusuz olay sadece hani iklim vesaire değil, bütün büyük problemlerle ilgili olarak karşımıza çıkan en büyük engellerden bir tanesi o alanda yapılmış olan bilimsel araştırmalara, verilere vesaire erişilememiş olması. Ya da erişimin kapalı olması nedeniyle bu sorunlara çözümün aslında kısa zamanda bulunabilecekken daha uzun zamana yayılmış olması. Bunun aslına bakılırsa en iyi örneklerinden birini COVID nedeniyle yaşadık biz. COVID sırasında biliyorsun o yayıncılar makalelere erişimi, verilere erişimi açtılar ve müthiş bir şekilde bu küresel salgına aşı bulabilmek için dünyanın dört bir tarafında çalışmalar başladı. Tabii bu çalışmalar açılmasıyla birlikte kaynakların açılmasıyla birlikte son derece büyük bir ivme kazandı.
Hatta Oxford University Press her yıl en çok kullanılan kelimeyi seçiyordu. 2021 yılında aşı kelimesini seçmişti. En çok kullanılan. Fakat burada bizi daha çok ilgilendiren bu bilimsel araştırmalara erişim imkanının sağlanmasıyla birlikte, hatırlarsın yayın evleri ambargoyu kaldırdılar, yayınlanan şeylere erişim imkanı sağladılar falan. Tarihte hiç görülmeyecek bir hızda COVID-19 için aşı bulundu. Hocam aslında bu biz hani giriş derslerinde anlatırız. Bilgide ne zaman patlama oluyor diye. Genellikle savaşla ilgili durumlarda hani hayatın tehlikeye girdiği noktalarda hızlanıyor. Herhalde bu bir savaş bir anlamda da aslında pandemi de hastalıkla verilen bir savaş olarak nitelendirilebilir. Bu anlamda da aslında hani o bilgi patlamasının bir ikinci bilgi patlaması sadece aşı bulunması anlamında değil ama yapılan araştırmalarla o altyapıyla ilgili birçok farklı konularda aslında bir bilgi patlaması olduğundan da bahsedebilir herhalde. Aslında açıklıkla çok yakından ilişkili. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Geçen yıl bir makale yayımlanmıştı. Bu o işte tarihin çeşitli dönemlerinde karşılaşılan virüslerle ilgili ne kadar zamanda aşı üretilmiş diye. Birkaç örnek, yani zaten önceki çağlardan bu yana çiçek biliniyor ama ancak 1700'lerin sonunda aşı bulabilmişiz. Daha yakın bir zamana geldiğimizde örneğin influenza için bunların çoğu milyonlarca kişiyi öldürdü. Hepatit A için, Ebola için, en son o HIV, HPV için. Bunlar için de kuşkusuz büyük araştırmalar yapıldı. Ama bu o virüslere aşı bulmak için harcanan zaman, virüsün ortaya çıkmasından aşı bulunana kadar geçen süre minimum 12 yıl. Minimum 12 yıl. Ve bu bazen 50 yıla kadar gidebiliyor. Yani virüsün görülmesinden aşı bulunana kadar. Hocam Avrupa'da görülmesi, Amerika'da görülmesi bu süreci hızlandırdı herhalde. Çünkü bu Ebola vesaire de çok fazla can aldı. Ama belki bu kadar hani daha batı taraflarını etkilemediği için mi? Çok da haberimiz yoktu ama hani bu özellikle de işte bu SARS'la ilgili vesaire ile ilgili Uzak Doğu bayağı mücadele etti yani. Onlar uzun süredir aslında pandemiye çok da yabancı değiller kendi coğrafyalarında. Aslında ben burada hani biraz önce dediğimiz gibi açık yarışım hayat kurtarır hikayesini tekrar vurgulamak istiyorum. Demin de dediğim gibi minimum 12 yıl almış bu milyonlarca insanı öldüren virüslere karşı aşının geliştirilmesi. Ama ilk defa bu COVID için 12 ay bile değil, bir yıldan az bir zamanda aşı bulundu. Biraz önce Ebola'dan bahsettim. Aslına bakılırsa Ebola ile ilgili çalışma, yani bununla ilgili işte aşının bulunmasıyla ilgili çalışma 2014 yılında sanıyorum bir yerde yayımlanıyor. Ama o yayımlanan makale kapalı erişim, herkese açık olmadığı için ve Ebola'da senin demin söylediğin gibi daha hani Kuzey Amerika'da falan hissedilen bir şey olmadığı için ta 2019'a kadar kimsenin dikkatini çekmiyor. Ve nitekim dikkatini çektikten sonra ancak Ebola virüsünün şeyi bulunuyor, aşısı bulunuyor. Dolayısıyla orada yani ilgili literatürün kapalı olması yaklaşık 5 yıllık bir gecikme yaratıyor aşının bulabilmesi için. Bu da biraz önce vurguladığımız yani bilimsel araştırma çıktılarına, verilerine herkesin, bütün bilimcilerin kolayca erişebilmesinin bu süreci ne kadar hızlandırdığını, kısalttığını gösteriyor. Çünkü tarihte başka bir örneği yok. Yani bu kadar kısa süre içerisinde küresel bir salgına aşı bulunmasının başka bir örneği yok. Bunu biz aslında şeyde de görebiliyoruz. Yani bu o çeşitli hastalıklarla ilgili olarak
aşı geliştirme sürecine etki eden temel şeyin kaynaklara erişim, kaynaklara erişimin açık olması olduğunu görebiliyoruz. Mesela COVID-19 süresince bununla ilgili yayınlara erişim hani yaklaşık %90'ın üzerinde, yani yapılan yayınlara bu düzeyde erişim sağlanıyor. Ama onun dışında tarihte karşılaştığımız diğer salgın hastalıklar, işte kanser vesaire gibi şeylerle ilgili olarak yayınlara açık erişim hikayesi %50'lerde falan. Dolayısıyla biraz önce sözünü ettiğim açıklığın aslında semeresini çok kısa bir sürede görüp bununla ilgili ilacın geliştirilmiş olmasının payı büyük. Biraz önceki Ebola örneğinde de işte yaklaşık 5 yıl boyunca en azından Kuzey'in bundan haberi olmamasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Bu çalışma da 2022 yılında yayımlandı ve COVID ile ilgili işte tıbbi literatüre erişimin nasıl karanlıkta bir ışık olarak insanlığa katkı sağladığını ve milyonlarca kişinin ilaca erişimi nedeniyle hayat kurtarıldığını gösteriyor. Fakat bu şey anlamına gelmesin. Yani herkesin eşit erişebildiği aşıya maalesef belki de hani uluslararası açık erişim haftasının temasıyla da ilişkilendirerek hani aşıya erişimde adalet konusunda örnekler verebiliriz. Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel risk raporu yayımlandı yıl içerisinde. Burada aşıya erişim konusunda az gelirli ülkelerdeki oranla yüksek gelirli ülkelerdeki oran karşılaştırılmış. Bu oran düşük gelirli ülkelerde %4,3 iken ortalama olarak gelişmiş ülkelerde %70 civarında. Yani müthiş bir adaletsizlik hala söz konusu, tıpkı iklimle ilgili olduğu gibi. İşte belki hocam açık yarışım haftalarında veya açık bilimle ilgili çalışmalarda bu şekilde farklı temaların belirlenmesinin altında da bu yatıyor aslında. Evet. Yani sadece orada yayınlara veya araştırmalara değil, bu araştırmaların belki çıktılarına da eşit bir şekilde erişebilmek bu anlamda önemli. Bir yandan da belki biz çok fazla dile getirmiyoruz ama sıradan vatandaşın veya basın mensuplarının veya işte sektörde farklı konularda çalışan insanların da bu yayınlara erişebilmesi mümkün hale geliyor. Burada çünkü temel sıkıntılardan biri de aslında evet akademi içerisinde belki bunlara erişebilmek için gerekli altyapılar sağlanıyor. Bunların tabii ki bir şekilde bazıları ödüyor bunun bedelini ama yine erişmede bir problem yaşamadığınız bir durum oluyor. Ama bunun tam tersi, bunun hani tabana yayılması, halkın buna erişmesi çok mümkün değil. Bu anlamda da belki bu aşıyla ilgili çalışmalarda veya işte toplumların kafasında soru işareti oluşturabilecek noktalarda açık erişimin önemi daha da ön plana çıkıyor. Çünkü mesela bu çalışmalarla ilgili bir yayına sıradan bir vatandaşın erişemiyor olması o konudaki gerçek bilgiye erişememesi de anlamına geliyor. Veya herhangi bir basın kuruluşunun bu araştırmalara erişemiyor olması o konuyla ilgili sağlıklı bir yayın yapmasını da belki engelleyecek, bir haber yapmasını da engelleyecek. Yine sektörde çalışan birçok farklı kişi bunlara bir anlamda erişebiliyor. Hatta bununla ilgili güzel çalışmalar vardı bu pandemi dönemi içerisinde. Hızlı bir şekilde bu patentlerin vesaire kullanabilmesi için değişik lisans modelleri de ortaya çıkartıldı. Özellikle bu bir ara nefes darlığı ile ilgili, solunum cihazı ile ilgili işte çok basit cihazlarla, 3 boyutlu yazıcılarla oluşturulabilecek çalışmaların hızlı bir şekilde lisanslandı. Bunların patentleri açık hale getirildi ve aslında sadece hani araştırma boyutu değil ama fiziksel olarak elle dokunulabilecek ürünlerin de bir anlamda daha hızlı bir şekilde dağıtılabilmesi, oluşturulabilmesi sağlandı. Aslında bunların hepsi çok kıymetli. Fakat en büyük eleştirilerden biri de sizin biraz önce belirttiğiniz gibi bu aşıların neden patentli olduğu, üretiminin vesaire.
Evet, araştırma için belki çok hızlı davranıldı. Rekor sürede aşı çıktı. Ama bunun erişmesinde hala sıkıntı ortaya çıktı. İşte benzeri durum aslında iklimle ilgili de var. İşte yayınlara erişiyor ama suya erişemiyor. Yayınlara erişiyor ama belki de yiyeceğe erişemiyor gibi. Bilim dünyası bu konularda da farkındalık sağlanmasını istiyor. Yani tek başına açıklık, yayınlara erişim, verilere erişim anlamında değil aslında. Bunu topyekün bir politika olarak ülkelerin, toplumların önüne getirmenin ne kadar önemli olduğunu gördü bence bilim insanları. Bu konuda da çok fazla duyarsız kalmıyorlar. Her açıdan bu kavramı aslında yaymaya çalışıyorlar. Yani tabii bu entelektüel mülkiyet hakları konusu son derece karmaşık bir konu o açıdan bakıldığında. Ama hani dijital devrimin getirdiği yenilikleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Hatırlarsın belki geçen yılki Uluslararası Açık Yarışım Haftası'nın konusu da eşitlik ve hakkaniyetle ilgili. Evet, evet. Onunla ilgili de bir program yapmıştık ve eşitlikle hakkaniyetin aynı şey olmadığını vurgulamaya çalışmıştık. Fakat senin şeyine vurguladığın bu lisanslarla ilgili konuya gelecek olursak, yapılan araştırmalarda biraz önce sözünü ettiğin patent gibi, entelektüel mülkiyet hakları, telif hakları gibi kısıtlamaların aslında bilimsel araştırma ve yenilik üretme, ürün geliştirme sürecini %30 yavaşlattığı ortaya çıkıyor. Çünkü işte o patentlerin sahiplerini bulmanız lazım, ona göre işte onlara ödeme yapmanız lazım vesaire. Mesela nano teknoloji alanından bir örnek vardı makalelerden bir tanesinde. Yani sizin bu alanda araştırma yapabilmeniz için yaklaşık 500 civarında patentle ilgili hakları temizlemeniz lazım ki ondan sonra işte araştırmalara başlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir karikatür vardı hocam. Bir mayınlı arazi gibi tasvir ediliyor. Yani siz oradaki hakkınızı korumak için o mayını bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Yani o patenti bir şekilde alıyorsunuz ama daha sonra orada ilerlemenizi belki yarın bir gün sizin de engelliyor. O kadar çok o patentli alanlar yer alıyor ki ciddi anlamda bir sıkıntı. Yani aslına bakılırsa gene Covid örneğiyle ilişkilendirecek olursak hani tabii buradaki %30 toplam bilimsel üretim ve ürün geliştirme ile ilgili ama aşı geliştirme de bir ürün geliştirme olarak düşünecek olursak ve örneğin aşının bulunmasını yaklaşık %30 uzattığını düşünecek olursanız bu %30'luk süre içerisinde ölen kişi sayısının milyonlar olduğunu kolayca görebiliriz. Dolayısıyla yani olay sadece hani araştırma makalesi sayısının azalması, patent sayısının azalması değil. Aynı zamanda bazı hayatların kurtarılabilecekken kurtarılamaması anlamına geliyor. Bunun temelinde yatan nedenlerden belki de en önemlisi bizim bu hani her şeyin dijital ortamda yapılmaya başlanmasıyla birlikte hala geleneksel entelektüel mülkiyet haklarına bağlı kalmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü dijital ortamda her şey kopyalamaya dayanıyor. Yani sizin ekran üzerinde gördüğünüz herhangi bir şey bile başka sunuculardan o anda kopyalanıp sizin bilgisayarınızdan gösteriliyor. Ama geleneksel telif hakları kopyalama olayını yazara verilmiş bir hak olarak görüyor. Dolayısıyla da yani sizin bir şeyi dijitalleştirip bir başka yere aktarmanız bile yazarın iznine tabi. Oysa dijital ortamda bir şeyi kullanabilmek için öncelikle kopyalamanız gerekiyor. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Hani ne bileyim işte Zoom yapıyorsunuz diyelim ki sizin odada bulunan slaytınızı öğrencinin bulunduğu ortama kopyalamanız gerekiyor.
Dolayısıyla da bütün bilgi kullanımı kopyalamaya dayanırken biz hala geleneksel entelektüel mülkiyet haklarının kurallarını dijital bilgiye uygulayacağız dediğimiz zaman bu sorunlarla karşılaşıyoruz maalesef. Yani başka programlarda buna gene değinmiştik ama öncelikle bizim bir şekilde bu bilimsel üretim, icatlar, yenilikler vesaire konusunda bunların nasıl hangi lisans modelleriyle paylaşılabileceğini ve bunu yaparken de işte bu yenilikleri yapmış olan kişilerin de aynı zamanda haklarını ihlal etmeden bu işi yapabileceğimizi ciddi bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Ama hocam, bunu yaparken de eski paradigmalara evet. olan bağlılığımızı bırakmamız gerekiyor. Ya burada mesela aynı şeyi farklı içeriklerde de görüyoruz. Örneğin bir açık eğitim kaynağı oluşturuluyor. Bu açık eğitim kaynağının üzerinde hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmeyecek bir lisansla örneğin paylaşılıyor. Şimdi hiç dokunamadığınız, hiçbir yerini kesip bölemediğiniz, ekleyemediğiniz, bir adaptasyon yapamadığınız bir içeriği kullanmanız çok mümkün olmuyor. Yani burada şey söyleniyor, şu şekilde ifade ediliyor, bence çok hoş. Erişime açık ama kullanıma kapalı. Evet. Yani sadece erişebiliyorsunuz. Okunabilir, izlenebilir belki veya dinlenebilir. Ama onu ikinci bir çalışmayı yapmak için bir şey yapacak bir imkan verilmiyor. Şimdi bu bizim en başından beri konuştuğumuz kamu kaynaklarıyla oluşturulan içeriklerin tekrardan kamunun yararına kullanılmasıyla ilgili bu yeniden kullanım sürecini tamamen kapatıyor. Yani evet bu tür lisanslar var, bu tür imkanlar sağlanmış ama onun altında çok farklı bir yapı var. Mesela şiiriniz var, o şiiri siz bir bütün olarak kullanılmasını, paylaşılmasını istiyorsunuz. Belki orada bu kullanılabilir. Hani o bütünlüğü bozmamak gibi. Ama bir işte açık eğitim malzemesinde, işte bununla beraber bir takım araştırmalardaki işte veri setlerinde vesaire. Yani burada bunların aslında tekrardan kullanımını sağlamak lazım. Birçok bu konuyla ilgili hani tepki görebileceğini düşünen kurum ve kuruluş da evet bunların kullanımı açık. Ama bizim dediğimiz burada bedava olması değil. Yani ücretsiz erişim ayrı bir şey. Yeniden kullanım için adaptasyona izin veren bir yapı çok farklı. Bunu daha önce işte TÜİK'in veya YÖK'ün paylaştığı içeriklerin formatı açısından da konuşmuştuk. Burada kimi zaman format sizi farklı bir kullanımdan aslında uzak tutuyor. Bazen de bu şekildeki lisans anlaşmaları veya lisanslamalarla bir takım sıkıntılar oluyor. Bence bizim açıklık kavramına yeniden bir göz atmamız da gerekiyor. Bu tür çalışmaları yaparken veya elimizdeki koleksiyonu paylaşıma açmak istediğimiz zaman. Burada senin demin vurguladığın iki şeyin altını çizmek lazım. Var ama erişilebilir değil. Mevcut ama erişilebilir değil. İngilizce'deki availability versus accessibility olayı. Şimdi çok basit bir örnek. Yani bir sürü işimize yarayan kitap basılı olarak kütüphanelerde mevcut. Ancak oraya giderseniz erişilebilirsiniz. Yani bugünkü anlamda dijital olarak erişilebilir değil. Bunu haklardan bağımsız olarak söylüyorum. Ama öte yandan bu hakları eğer hani dijital ortamı öne çıkararak düzenleyecek olursanız çok daha o var olan şeye erişimi hızlandırmış ve çok daha kolay yararlanmış oluruz. Dolayısıyla bazı kişiler hani mevcut olmasıyla erişilebilirliği aynı şeymiş gibi düşünebiliyorlar. Halbuki bu söz konusu değil. Yani en azından hani hangisini tercih edersiniz diye sorduğunuzda yani 7/24 insanların artık erişilebilirliği varsayılan mevcudiyet olarak yorumladığını biliyoruz. Dolayısıyla her zaman her yerde hazır ve nazır olarak
Artı elbette yani yeniden kullanılabilirlik ama çok önemli. Yeniden kullanılabilirlik biraz önce sözünü ettiğim hani geleneksel entelektüel mülkiyet hakları paradigmalarına göre çözülemez. Yani ona bakarsanız kalkıp da işte ne bileyim bir ortamdaki bir şeyi işte sadece daha iyi okuyabilmek için puntosunu büyütmeniz bile yeniden kullanılabilirliğe giriyor ve yazar haklarından birisidir bu da aynı zamanda. Görüyor musun hani olayı eğer erişilebilirlik açısından yeniden kullanılabilirlik hocam, açısından 60'lı yıllardan gelen bir kanun üzerinde küçük değişikliklerle bugüne geldiğimiz için hani bunlarla ilgili maalesef çok fazla şey yapamıyoruz yani. Hep bu karşımıza çıkan noktalardan biri oluyor aslında. Belki de gerçekten bu fikir ve sanat eserleri kanunu üzerinde çok ayrıntılı bir güncellemenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kaldı ki bunu daha önceki ilk programlarımızdan birinde konuşmuştuk hatırlarsınız. Açık dersle ilgili, açık kaynaklarla ilgili bu bizim sadece projeksiyon cihazından veya tepe gözden yansıtmanız sınıfta mümkün. Bunu siz pandemi döneminde internet konferansı şeklinde ders verdiğiniz anda bu şeyi ihlal etmiş oluyorsunuz. Bu telif yapısını ihlal etmiş oluyorsunuz. Ya bütün bu olay aslına bakılırsa COVID dönemindeki gelişme aslında biz istersek bu sorunları çözebiliriz ya da işaret ediyor bir bakıma. YÖK'ün yani, bütün açık öğretim fakültelerinin ders kitaplarının PDF'lerini bir günde açması gibi. Yani hiçbir telifi göz ardı ederek bütün kitapları bir günde açtılar. Yani hani sui misal misal değildir denir ama işi usturuplu bir şekilde yaparak da bu sorunları çözmek mümkün. Burada sanıyorum ki benim biraz önce vurgulamaya çalıştığım hani geleneksel ortamlarda yapılan bir takım şeylerin dijital ortamda yapıldığı zaman o kaynakların değerinin azalmayacağını, o kaynakların değerinden bir şey kaybetmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Yani daha önceki programlarımızda da konuştuğumuz bu hani bilimin bir kamu malı olarak hem hani bilim camiasında hem de vatandaşlar arasında kabullenilmesi gerekiyor. Burada tipik olarak bizim araştırma çıktısı olarak gördüğümüz şeyler bilimsel makaleler, kitaplar vesaire. Yani edebi eserlerden söz etmiyoruz burada ve bunun yapılabildiğini de işte COVID sürecinde pekala gördük. Ha, siz bir şiir kitabı bastırırsınız, fotokopi olarak dağıtılmasını ya da elektronik olarak erişilmesini engelleyebilirsiniz. Bunu anlıyorum ama burada bile bir şey var yani. Bir düzenleme söz konusu. Mesela yakın zamanda bilgi arama davranışları ile ilgili yani çok önemli isimlerden birisi Tom Wilson bir elektronik kitap yayımladı. Açık erişim, kolayca erişebilirsiniz, ücretsiz, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ama telif hakkı kısmına baktığınız zaman orada hani hala bir telif hakları var. Fakat diyor ki yani bu o ortam dışında bu eseri dağıtamazsınız. Ne demek bu? Yani bir yayıncı gelip dese ki ya oh ne güzel burada bedava bir bilgi arama davranışları ile ilgili kitap var. Göndereyim matbaaya, üreteyim bunu, bundan para kazanayım şeklinde yapamazsınız anlamına. Bu aslında bulunmuş son derece pratik bir yol. Nitekim hani senin uzman olduğun bu değişik lisans konularında da mesela share alike dediği şey. Aynı yani, lisansla paylaşma aynı devam lisansla paylaş. Bir de non-commercial dediğiniz anda zaten Aynı lisansla paylaşmak yerine kalkıp da siz orada çakallık yapıp işte ben bunu bastırayım, bundan para kazanayım dediğinizde hala yazar olarak haklarınız söz konusu. Yani çözüm bulunmak istendikten sonra kolayca bulunabilir. Fakat
bu o yazarların haklarını, araştırmacıların haklarını hem koruyup hem de aynı zamanda onların istediği hani onların ne bileyim önemli gördükleri konuları koruyabilirsiniz. Açık erişim açısından bakıldığında, açık bilim açısından bakıldığında ben tekrar bu kamu malı olayına dönmek istiyorum. Bir başka konuşmamda da daha önce bunu vurgulamıştım. Yani herkes kamu mallarının aslında eğer şeyse kötüye kullanılabileceğini, işte ne bileyim işte sulama sistemleriyle ilgili zaman geçmiyor ki bazı sorunlar olduğunu düşünüyorsunuz ya da balıkçılık ne, kimlere de avlanacak falan, ama bunların düzenlemeleri yapılmış durumda. Nitekim bununla ilgili olarak tarihte ilk kez Nobel ödülü almış bir kadın bilimci var, Elinor Ostrom. Aynı kişi daha sonra bilginin de bir kamu malı olduğu konusunda çalışmaları ve yayımladığı kitaplar var. Burada kamu malı tanımını bizim en yakın olduğumuz şey açısından düşünecek olursak, yani iki açıdan olaya bakıyor. Birincisi, bu o paylaşılan şeyin değerinin ve miktarının azalmaması, dijital bilgi açısından düşün. Paylaştığın zaman biraz önce sözünü ettiğim Tom Wilson'ın kitabı, miktarı azalıyor mu? Azalmıyor. Değeri azalıyor mu? Azalmıyor. Bir diğer özelliği de belirli bir kişiyi ya da grubu dışlamanın çok zor olması. Şimdi basılı olanlar açısından bakıldığında işte bu lisanslar dışlayıcı olarak pekala kullanılabilir, değil mi? Ya da şu andaki elektronik lisansları düşündüğünüzde dergi makalelere erişim açısından parasını vermeyeni kolayca dışlayabilirsiniz o açıdan bakıldığında. Ama siz eğer bilimsel bilgiyi, yenilikleri bütün herkesin yararına bir olay olarak görürseniz, ki bilimde hani bunun tarihi çok eskiye kadar gidiyor, Pasteur'e atfedilen bir söz var, işte bilim sınır tanımaz, çünkü bilgi bütün insanlığa aittir ve dünyamızı aydınlatan bir meşaledir gibi. Dolayısıyla bu iki özelliğe baktığımızda dijital bilgi açısından kamu malı özelliğini taşıdığını görüyoruz. Değeri azalmıyor paylaşmakla, miktarı azalmıyor paylaşmakla ve belirli bir gruba, hani eğer lisans işlerini ayarlarsanız evet dışlamak çok kolay ama paylaşılmasını sağlamak da o derece kolay. O açıdan bakıldığında sanıyorum ki bilginin kamu malı olmasıyla ilgili düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekiyor. Tekrar ediyorum, yani bunu edebi eser dersin, şu dersin, özel koleksiyon dersin, onu anlayabiliyorum. Ama bugün yani aslı basılı ortamda olan eserlerin bile dijital kopyalarının açığa çıkmasıyla, erişilebilir hale gelmesiyle birlikte onların da daha çok satıldığını, daha çok arandığını biliyoruz. Bu yeni bir bilgi değil. Dolayısıyla da şu aşamada bilimsel bir bilginin hani büyük bir yüzdesi zaten dijital ortamda hazırlanıyor, üretiliyor, dağıtılıyor, tüketiliyor, yeniden kullanılıyor vesaire. Bu bakımdan da kamu malının belki de en iyi uygulamalarından bir tanesinin dijital bilgi olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Buradaki tek kasan olay tabii ki aynı zamanda bu bilimsel bilgi ve yeniliklerin ticari bir, daha doğrusu o yenilikleri içeren yayınların ticari bir değerinin olması ve bilimsel yayıncılar vesaire tarafından, işte önce basılı dergilerde, arkasından elektronik dergilerde, şimdi
toplu paketler olarak, dergi paketleri olarak, elektronik lisanslarında, veri tabanlarında vesaire öne çıkarılıp satışının yapılması. Çünkü bu çok büyük bir pazar. Yani milyarlarca dolarlık bir pazar ve pazar da giderek büyüyor. Maalesef geçen hafta da konuşmuştuk galiba. Yani dolayısıyla bundan haklı olarak hani feragat etmek istemeyen yayıncılar da ayak sürüyorlar. Yani en azından bu yöndeki gelişmelerin hızlanması konusunda geçen süre daha da uzamış oluyor. Yani gene önceki akademiden notlarda konuşmuştuk sanıyorum. Giderek kütüphanelerin, kurumların bu lisans ücretlerini ödemekte zorlandığı bir krizden söz ediyoruz. Yani bu 1990'lardan itibaren başlayan bir şey. Biraz önce sözünü ettiğimiz eşitsizlik burada da söz konusu. Ama bilimsel açıdan bakıldığında yayınların kapalı olmasının yol açtığı bir diğer sorun da yeniden yapılabilirlik, yeniden tekrarlanabilirlikle ilgili kriz. Yani bugün araştırmaların önemli bir yüzdesini, ya bu araştırmayı ben yaptım dediğinizde laboratuvara girdiği zaman insanlar aynı sonuçları alamıyor. Çünkü neden? Veriler açık değil, işte kaynaklara erişim kısıtlı vesaire. Ve daha da önemlisi bugün dijital devrimin bize sunduğu bir takım işlevsellikleri bu tutucu davranışlar nedeniyle hayata geçiremiyoruz. Yani örneğin daha granüler, daha küçük porsiyonlarda bilginin dağıtılması, kullanılması, yeniden kullanılması vesaire şu andaki lisans anlaşmaları çerçevesinde biraz daha zor. Çünkü neden? Diyorsun ki ya işte ben makale olarak sağlıyorum bunu ya da kitap olarak sağlıyorum ya da kitap bölümü olarak sağlıyorum. Ama kalkıp da örneğin ya ben X yayın evinin 3000 tane dergisinin bütün arşiv kopyaları üzerinde bilgisayar algoritması koşturmak istiyorum dediğinde bak bir dakika onu yapamazsın. Nasıl yaparız? Benim iznime tabi. İşte parça parça yaparsın ama ben kalkıp da bir batında ne bileyim 100 senelik geçmişi olan X sayıdaki derginin dijital kopyaları üzerinde sana yapay zeka algoritmaları koşturmana imkan vermem diyorsunuz. İşte işlevsellik krizi dediğimiz krizlerden biri de bu. Eğer bu yapılabilse, örneğin otomatik özetleme aracılığıyla vesaire ya da kenarda köşede kalmış olan yayınların su yüzüne çıkması gibi, biraz önce sözünü ettiğimiz Ebola aşısıyla ilgili yayının ortaya çıkarılması gibi, bunlar çok daha işlevsel bir şekilde bilim camiasının hizmetine sunulacak anlamına geliyor. Ya hocam, bununla ilgili de güzel örnekler var. Cumartesi, pazar Wikidata İstanbul konferansı vardı. Ben de ona katılma şansı buldum. Açık lisanslarla ilgili de bir konuşmam vardı. Orada mesela Wikipedia'nın içeriği share alike, yani aynı lisansla paylaş olmasına rağmen Wikidata tarafında kamu malı olarak paylaşılıyor bütün içerik. Yani CC0 dediğimiz bir lisansla paylaşılıyor. Hı hı. Bu sayede siz İsterseniz bütün Wikipedia'nın veya Wikidata'nın içeriğini dump ederek istediğiniz algoritmayı üzerinde koşturabiliyorsunuz. Yani bugün aslında orada binlerce makale var, binlerce farklı işte veri seti var. O veri setlerinin üzerinde hiçbir izne tabi olmadan direkt olarak bu çalışmaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi benzeri bir şey bizim sizin de belirttiğiniz gibi, yani içerik değil, üst verisi üzerinde de bir şey yapma imkanımız yok. Hani bırakın içeriğini kullanmayı ama oradaki üst verilerini kullanma şansımız bile yok. Bununla ilgili işte izin almanız, o firmaları veya işte ticari olarak ikna etmeniz veya bir anlaşmaya gitmeniz de çok mümkün değil. Çünkü daha önce de belirtmiştik, giderek içerikten değil
o üstleri tarafından aslında çok ciddi bir para kazanılıyor. İçerikten çok analiz kısmı daha kıymetli hale geldiğinde söyleyebiliriz. Yani üst veriden çok dediğin gibi analiz. Aslında bu sorunu hani neredeyse tereyağdan kıl çeker gibi çözen uygulamaları görüyoruz. Örneğin Büyük Britanya, orada ki telif haklarındaki en önemli maddelerden biri şeydi, right to read, yani okuma hakkı. Hemen dediler ki yani okuma hakkı madenleme hakkını da içerir, right to mine. Dolayısıyla yani dijital bir şeyi okumak için lisansladığınızda, satın aldığınızda bu aynı zamanda o koleksiyon üzerinde madenleme yapmanızı da sağlıyor bir bakıma. Ha, bunu yeterince değerlendiriyor mu bilim camiası Büyük Britanya'da vesaire? O ayrı bir olay. Çünkü biraz önce dediğim gibi yayın evleri hala ayak diretiyor işte benim iznim olursa. O da ne demek işte ben diyelim ki belirli bir konuda araştırma yapacağım. Ya lütfen diye onların kapısını çalmanı bekliyorlar işin açıkçası. Bu gelişmeyi engelleyen, yavaşlatan bir olay. Ama bilim camiasının bu sözünü ettiğim hani effort edilebilirlik, tekrarlama ve işlevsellik kısır döngüsünü aşması gerekiyor. Özellikle de sözü tekrar hani açık erişime getirecek olursak bu büyük sorunlara, iklim krizi gibi salgın hastalıklar gibi vesaire çözüm, daha kısa sürede çözüm bulmayı istiyorsak, aksi takdirde bütün insanlık bundan zarar görecek. Yani bakın ben bir başka örnek vereyim, konuşmaya girerken Oxford University Press'in her yıl en çok kullanılan sözcük olarak 2020'de aşıyı seçtiğini ya da 2021 miydi aşıyı seçtiğini söylemiştim. 2021'di galiba. Neyse geri gidip bakmak lazım. 2019'da aynı yayın evi bu sefer yani yılın kelimesi olarak iklim aciliyetini, climate emergency diye koymuş. 2019 yani aşıdan önce. 2020'de ne yapacağını çok bilememiş. Çünkü Covid kriziyle uğraştığımız zaman işte işin diğer yönleri ortaya çıkmış. Birkaç tane sözcük vardı. 3-4 tane en fazla kullanılan. Dolayısıyla da hani örneği görülmemiş bir yıl olarak nitelendiriyor Oxford University Press 2020 yılını 3-4 farklı kelime vererek. Ama söylemeye çalıştığım şey şu, 2019'da bu o en çok sözü edilen sorunmuş iklimle ilgili olarak ki baktığımızda da biraz önce sözünü ettiğim mesela Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel risk 2022 raporunda İnsanlara işte önümüzdeki 10 yıl içerisinde küresel ölçekte en büyük riskler nelerdir diye sorulduğunda ilk 3 sırada iklimle ilgili şeyleri görüyoruz. Yani işte bu konuda hareket edilmemesi, çok aşırı hava koşulları, biyoçeşitliliğin iklim nedeniyle kaybolması ilk 3 sırada. Bakın 2019'da bunları konuşmaya başlamışız. Tıpkı 2019'un sonundan itibaren Covid'i konuşmaya başladığımız gibi. Ama yıl 2022 iklim çeşitliliği konusunda, biyoçeşitliliğin kaybı konusunda ne yapıldı derseniz çok fazla ileriye gidemedik. Yani hala işte sıcaklıkların 1,5 derece yani artışının tutulmasıyla ilgili şeyleri yerine getirebilmiş değiliz. Ama bu aynı zamanda giderek yani yaşadığımız dünyayı yaşanılmaz hale getirecek. Elbette başka hastalıklar da var. İşte bulaşıcı hastalıklar, Covid'den biraz önce bahsettik, çevreyle ilgili diğer sıkıntılar vesaire. Şimdi bunun tıpkı biraz önce sözünü ettiğimiz
COVID'e karşı çözüm bulunmasında olduğu gibi kısa sürede çözüm bulmanın temel yollarından bir tanesi de bizi yine açık bilim, açık erişim konusuna götürüyor. Yani sorunların büyüklüğünü hiç göz ardı etmiyorum. Bunun ekonomik, siyasi sonuçlarını hiç göz ardı etmiyorum elbette. Ama istendiği takdirde çözüm bulunabileceğinin örneği var önümüzde. Bunu yapabilmek için de biraz önce sözünü ettiğim açıklıkla ilgili dalganın bu tür küresel sorunları çözmek için de işe koşulması gerekiyor. Ama yani belki de Covid'de olduğu kadar çabuk bir oydaşma sağlamak iklim konusunda mümkün olmuyor. Çünkü hala şu anda uluslararası pazarda siz eğer atmosferi yeterince kirletmiyorsanız kirletme hakkınızı çok kirleten ülkelere satabiliyorsunuz. Şimdi burada nasıl bir siyasi uzlaşma olur yakın dönemde bunu bilmiyoruz ama bu tür uzlaşmalar olduğu zaman herhalde açıklıkla ilgili sorunları da daha kolay aşabiliriz. Yoksa gerçekten de kar topu gibi sorunlar büyüyor. Özellikle iklimle ilgili olarak. Yani geçtiğimiz 2 yıl içerisinde en soğuk, en sıcak marjı da açılmaya başladı. Yani ilk defa 43 dereceler görüldü İspanya'da. Ama öte yandan Texas gibi bir yerde de -19 derece ölçüldü. Dolayısıyla yani bu çok aşırı dalgalanmalar, yangınlar, tayfunlar vesaire yaşadığımız dünyayı yaşanılmaz hale getirecek. Okyanusların yükselmesi vesaire. Ya şu anda nasıl olsa yeterince tehlikeli değil. 1 santim yükselmiş ne olacak? Gün geçmiyor ki buzulların 100 sene önce ne kadardı, 100 sene sonra artık kalmamış, erimiş, bunun sosyal medyada fotoğraflarını görmeyelim. Onun için de bu açık erişim, açık bilim, açık veri, açık her şey bu sorunların çözümünde tıpkı COVID'de olduğu gibi öne çıkarılması gereken bir çözüm yolu bize kalırsa ama bize kalmadığı için de maalesef hala bunlar sorun olmaya devam ediyor. Hocam bu tür aslında dünyanın karşı karşıya kaldığı büyük sorunlarda şu şehir efsanesinden de biz kurtulamıyoruz. 5 büyük aile var, 3 büyük aile var, bunlar yönetiyorlar. Bu yaratılmış olan suni bir gündem, iklim sorunu. Aynı şey pandemi sürecinde de oldu, aşıyla ilgili de oldu. Yani burada aslında bu bilginin erişilebilir olması veya bir şekilde sorgulanabilir olması, bu yapılan araştırmaların göz önünde bulunması, çok rahat bir şekilde insanlara bunlarla cevap verilebiliyor olmasının önemi çok daha arttı bence. Yani burada biz iklim kriziyle ilgili bahsediliyor. Deniyor ki ısınıyor diyordunuz, bakın ne kadar soğuk. Yani oradaki o döngünün, yani dengenin bozulmasıyla beraber belki de tekrardan bir buzul çağına girilecek, çok fazla bir ısınma olduğu için vesaire. Yani bu konularda yapılan araştırmalar veya bunlarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkması da çok mümkün olmuyor. Yani bizim açık bilime aslında bu şekilde de bakmamız lazım. Açık erişimle ilgili süreçlere aslında bu şekilde de bakmamız lazım. Yani olay bence artık sınırlı kaynakları vardı. Türkiye örneğini verelim. Bu kaynaklarımızı tekrardan bunları satın almak için kullanmaktan daha farklı bir boyuta geldi artık. Yani sadece burada ticari olarak bir kazanç sağlanması veya haksız bir kazanç olması değil. Yani işin para boyutundan daha kritik bir noktaya geldi. Çünkü insanları bu konularda bu sorunlarla ilgili ikna edebilmek de çok zorlaştı. Her şeyin altında bir komplo teorisi aranıyor. Her şeyle ilgili bir soru işareti geliyor.
Yapılan araştırmalar, işte bunların arkasında firmalar var deniyor. Bu çalışmalar işte, ama bunun bir nedeni de bu verilere erişilemiyor da oluşu, bu yayınlara erişilemiyor da oluşu veya işte bir şekilde bunlarla ilgili çalışmaların sanki gizli kapaklı kapılar arkasında oluyormuş gibi düşünülüyor. Yani siz CERN'deki bir deneyle ilgili oturduğunuz zaman arkadaşlarınızı atıp tutabiliyorsunuz. Herkesin bir fikri oluyor ama acaba bu burada ne yapılıyor, bu konularda ne çalışmalar yapılıyor dendiği zaman belki de bunlara erişilebilecek durumdayken de kimse bunlara gidip bakmıyor. Yani bence bu açıdan da bu içeriklerin bir şekilde daha taranabilir olması da çok önemli. Yani sizin bir arama motorunda arama yaptığınız zaman bu içeriklere erişebiliyor olmanız da giderek daha kritik bir nokta haline geliyor. Hatırlarsınız yani o işte hızlandırıcı ile ilgili dünyanın yok olacağı ile ilgili bir sürü hikaye dönmüştü yani o zamanlar. O büyük çarpışmayla beraber vesaire tekrardan işte dünyanın ilk yaratıldığı noktaya dönülecek vesaire vesaire gibi. Şimdi buradaki yayınların birçoğu çıktı aslında o zamanlar. Ama işte ya indekslenmediği için ya da bir takım farklı bariyerlerden vesaire dolayı sıkıntıya neden olmuştu. Ben işin artık para işinden daha çok bu taraflarına önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu bir ayrı tartışma konusu ama yani bilginin üstsel bir şekilde artması aynı zamanda doğru o bilgiyi bulmayı da güçleştiriyor. Bunu aslında maksatlı olarak da yapıyorlar. Dolayısıyla hani siz yalan bilgi bombardımanına tutarsanız dijital ortamı, dolayısıyla doğru bilgiyi bulmak giderek zorlaşıyor ve insanları doğrunun ne olduğuna hani ikna etmek senin biraz önce dediğin gibi zorlaşıyor. Çünkü açtığı zaman işte yaptığı aramada ilk olarak diyelim ki şey dünyacılarla ilgili yayınlar çıkıyor ya da her neyse. Bu o çağımızın bir gerçeği. Bunun çözümü kuşkusuz gene ister istemez biraz önce konuştuğumuz konular çerçevesinde daha iyi arama mekanizmaları, yapay zekayı, makine öğrenmesini vesaire kullanabilen, işte veri madenlemesini daha iyi yapabilen sistemlerin kurulmasıyla belki mümkün olacak. Bunların deneme düzeyinde dahi olsa yapılmasını zorlaştıran bir olaydan söz ediyoruz. Çünkü her şey entelektüel mülkiyet haklarıyla kısıtlanınca siz hani bunlar üzerinde gerekli şeyleri de yapamıyorsunuz o açıdan bakıldığında. Yani bilimsel araştırmaları da yapamıyorsunuz. Bu son derece önemli. Elbette hani sokaktaki vatandaşın vesaire her şeyi bilmesi vesaire gerekmiyor teknik konularda, bilimsel konularda. Biz de bilmiyoruz sonuçta. Ama yaklaşım olarak bu aynı zamanda insanları daha kolay manipüle edilebilir, söylenenlere kolayca inanabilir olmasını sağlıyor. Bu da hani dijital okuryazarlık düzeyi düştükçe maalesef bu tür şeylere inanma yüzdesini de arttırıyor ister istemez. Hocam burada aslında anahtar olarak biz hem açık erişimi, açık bilimin genel bir şemsiye olarak işte bununla beraber açık veriyi, açık kaynakları, işte bunlarla işleyeceğiniz programların açık kaynak kodlu olması vesaire gibi bunu bir paket olarak aslında düşünüyoruz. Burada tabii çok farklı toplumun kesimlerini düşünmek lazım. Değişik bir örnek olması açısından vereyim. Orta öğretim öğrencileri ödev yapıyorlar. Herhangi bir konuyu araştırıyorlar, şey yapıyorlar. Geçen gün dedim ki nereden yapıyorsunuz bu araştırmayı? Şimdi herhangi bir orta öğretim kurumunun abone olduğu bir kaynak yok, bir veri tabanı yok. Herhangi bir şey yok. Yani internet üzerindeki kaynaklardan faydalanıyorsunuz. Bir de ders kitaplarınızdan faydalanıyorsunuz. İşte eskiden olsa belki bir ansiklopediye bakılırdı. Kütüphane olan vesaire. Yine kütüphaneye giden geniş konudur ama burada yani çok dar bir çerçeveden de düşünmemek lazım. Biz bazen o yanılgının içinde de yer alıyoruz yani. Bugün bir lise öğrencisi, bir ortaokul öğrencisinin de aslında bu içeriklere
erişip bunlarla ilgili bir takım araştırmalar yapma ihtiyacı olabilir. Mesela bu tarafını da biz hiç ilgilenmiyoruz. Bugün baktığınız zaman aslında bir lise öğrencisinin gördüğü fizik, kimya, matematik dersleri çok üst düzeyde yani. Bu insanların yaptığı araştırmalar veya yapacakları ödevler de bu çalışma üzerine olabiliyor. Şöyle bir eleştiri geliyor işte, sen bunu kopyalayıp yapıştırdın, sen sadece Wikipedia gibi bir içerik kullandın başka. Ama biz bunları imkan sağlıyor muyuz yani? Bugün ödev siteleri diye bahsedilen siteler haricinde ve Wikipedia haricinde, YouTube'daki bir takım Khan Academy gibi kanallar haricinde ya da işte EBA portalı gibi bir takım kendi iç yapısındaki portallar haricinde geleceğin bilim insanı olabilecek vatandaşların kullanımına biz ne sunuyoruz yani? Aslında bu da çok üzerinde durulması gereken bir şey. Yani bir makaleyi okumadan birkaç farklı kaynaktan sentez yapıp kendi cümleleriyle bir çalışma yapmadan bu insanlar üniversite hayatına adım atıyorlar. O zaman da bu bir farklı şekilde de aslında, hani biraz önce bahsettik ya, yapılan araştırmalardan haberi yok, her konuda fikri var ama bilgisi yok vesaire, böyle bir toplum da ortaya çıkartıyor. Yani hiç araştırmamış, hiçbir makale erişim sağlamamış ki orta öğretim hayatı boyunca, üniversite veya sonrasında karşılaştığı, kendi hayatını etkileyecek karşılaştığı bir problemle ilgili kendisi bir bilgiye ulaşabilsin yani. Tabii burada iş gelip ekonomik ve politik yönden nasıl kararlar aldığınıza bağlı. Yani bugün bazı ülkeler var ki bizim hani üniversite dışındaki başka yerlere açamadığımız kaynakları bütün nüfusa açıyor. Bunu sadece İzlanda örneğiyle örneklemiyorum. Yani Mısır da benzeri bir şey yapıyor. Yani burada sizin neye önem verdiğiniz önemli. Bu kişilere nasıl bir hani eğitim verdiğiniz, dijital okuryazarlık eğitimi verdiğiniz ve bilgiyi nerede araması gerektiğiyle ilgili olarak onları nasıl eğittiğiniz de önemli. Bunları hani Mısır çok şöyle bir ülke değil sonuçta, yani İzlanda gibi bir ülke değil ama hani toplumla bilim arasındaki uçurumu azaltmak gibi bir niyetiniz varsa ve vatandaş bilimi diye adlandırılan şeye gerçekten önem veriyorsanız, o zaman belki de yapmanız gereken şeylerden biri bu. Credible, daha işte doğruluğu kanıtlanmış bilgilere erişimi kolaylaştırmanız gerekiyor. Bunu ulusal lisansla yaparsınız, başka şekilde yaparsınız, her neyse. Öyle yapmazsanız eğer, o zaman hani insanlar başka şeylere daha kolayca inanabiliyorlar. Ama bu yani bu ortamda bir şekilde bilimselliği kanıtlanmış çözümlerle ilgili makalelere erişmesi daha kolaysa, o zaman ilk aşamada onları kullanma yoluna gidecektir. Bu yani yapılması belki kolay olmayan bir şey ama öte yandan da yani biraz önce sözünü ettiğim bu hani ekonomik, politik vesaire hikayelerle de çok yakından ilişkili. Yani olay sadece ne bileyim iklim kriziyle ilgili ülkelerin kirletme haklarını satması vesaire değil. Aynı zamanda eğitimle ilgili önceliklerimiz de nasıl bir gelecek nesil yetiştireceğimizi çok yakından ilgilendiriyor. Belki toparlamak gerekirse yani bütün bu Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ya da UNESCO'nun yine belirlediği ilkeler var. Büyük problemlerin Grand Challenges'ın çözümü için ekonomik, politik şeyleri bir kenara bırakacak olursak en büyük anahtarlardan bir tanesi gene açık bilim, açık erişim diye düşünüyorum ben. Yani bunu en azından şunu deneyebiliriz. Acaba biraz önce en azından COVID için açıklığın nasıl bu süreci hızlandırdığını
bilimsel çalışmalara dayanarak da gösterdik. Onlar son 1-2 yıl içerisinde yapılmış çalışmalar. Hayır, neden başkaydı da diyenler olabilir önümüzdeki yıllarda, ama onların da gerekçelerini görmemiz lazım. Yani eğer siz bir şeyin nedenini açıklama konusunda yapmıştı, bu zamana kadar diyelim ki şu vardı, bu vardı vesaire, ama buna rağmen çözüm bu kadar sürede bulunamadı. Fakat burada tek farklı olan şey kaynaklara açık erişim sağlanması ise, o zaman diğer üstünü çizdiğiniz şeyleri açık erişim için kolayca çizemeyeceğiniz anlamına da gelebilir. Belki sorunu basitleştirdiğimiz düşünülebilir, ama en azından bu zamana kadar gerek ekonomi literatüründe gerekse bilimsel literatürde bu tür kısıtlamaların yenilikçilik döngüsünü, bilimsel araştırmalardaki gelişmeleri yavaşlattığını, yani yeni bir olay değil, Covid ile ilgili olarak ortaya çıkmış bir olay da değil, çok örnekleri var. Bunu ilk defa belki de Covid özelinde daha ne derler, yarı deneysel denilebilecek bir ortamda görmüş oldu insanlık, sorun çözmede kaynaklara erişmenin ne kadar önemli olduğunu. Bir de buna demin sözünü ettiğimiz işte bu veriler, bu kaynaklar üzerinde veri metin madenleme algoritmalarının küresel ölçekte koşturulduğunu ya da daha geniş koleksiyonlar üzerinde koşturulduğunu düşünürsek son derece önemli aslına bakılırsa bu alanda nasıl bir yol izlemeye karar verdiğimiz ya da vereceğimiz önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Bir de şunu da düşünmek lazım, yani biraz önce Dünya Ekonomik Forumu'nun 2022 küresel risk raporunda sözü edilen işte en önümüzdeki ilk 10 yıl içerisindeki en büyük problemler nedir sorusu aslında önümüzdeki 5 yıl ve önümüzdeki 2 yıl için de sorulmuş durumda. Ama öncelikler çok fazla değişmiyor. Şu anda listenin başında iklim krizi var. Yani iklim krizi sorduğunuz zaman hemen şimdiki problemimiz de deniliyor, ama aynı zamanda önümüzdeki 10 yıl içerisindeki en büyük problem olarak da devam edecek. Dolayısıyla çok fazla vakit yok yani bu sorunların çözümüyle ilgili olarak. Karınca kararınca en azından hani bu konuda gerekli siyasi uzlaşma sağlandığı takdirde herhalde işin açık erişim, açık bilim yönü çok daha hızlı bir şekilde halledilebilir diye iyimser bir düşünce içerisindeyim COVID örneğini göz önünde bulundurarak. Hocam, açık erişimle ilgili güzel bir değerlendirme oldu bence. Bizim için zaten anahtar kavramlardan biri. Açık bilim, açık erişim, açık eğitim, açık kaynak. Ama bu bizim için olması yeterli gelmiyor. Özellikle sizin her zaman belirttiğiniz inanmışlara konuşma kısmı maalesef her toplantıda kendini gösteriyor. Yani bizim araştırmacılara, toplumun farklı kesimlerine erişmemiz gerekirken daha kapalı bir çevreye maalesef erişme şansı bulabiliyoruz. Bunu geniş kitlelere çok fazla aktaramıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha geniş kitleler tarafından, bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerden tutun da kamuda çalışan mühendislere, tıp dünyasındaki doktorlara, hemşirelere, birçok farklı alana aslında açık bilimin gücünü anlatacak çalışmalar yapabilmek gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu konularda daha büyük mesafe kat edebilmek dileğiyle diyeyim. Bu arada siz programın sonuna doğru yavaş yavaş kameradan da uzaklaşıyorsunuz hocam. Öyle mi? Evet. Ben sizi yakalayıp geri çekmeyi düşündüm ama orada programı da ben öyle değerlendiriyorum. Yavaş yavaş siz de uzaklaşıyorsunuz. Son bir şey daha söyleyeyim. Nerede okuduğumu şu anda hatırlamıyorum ama yani bu
o sorunları, bu küresel sorunları ikna edilmişler de değil, biz gene inanmışlar da çözebiliriz ancak. Dolayısıyla önemli olan bu inanmışların toplumdaki sayısını artırabilmek. Yani ikisi arasında yakın ilişki yok mu diyebilirsiniz ama yani elbette yakın ilişki var da hani nasıl denir, ikna edilmişlerin sorun çözmeye yaklaşımı ile inanmışların sorun çözmeye yaklaşımı arasında fark var. Bunu sanıyorum ki açık bilim, açık erişim konusunda da içselleştirmemiz gerekiyor. Araştırmacı olarak içselleştirmemiz gerekiyor. Karar verici olarak, fon sağlayıcı olarak, vatandaş olarak, bilgi yöneticisi olarak. Ama bu da söylenmesi kolay, yapılması zor olan şeylerden bir tanesi. İlle de yumurta kapıya gelince acaba ikna olmaktan inanmaya geçer miyiz? Onu bilemiyorum. Hele hele yani bütün kanıtlara rağmen ikna olamıyor, inanmıyorsanız örneğin bir iklim krizinin kapıda olduğuna, o zaman çok da kolay değil. Evet. O zaman değerli izleyicilerimizi tekrar Açık Erişim Haftası'nı kutlayalım. Önümüzdeki programlarda yine akademinin çok fazla gündeme gelmeyen değişik konularına da yer vermeye çalışalım. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size iyi yolculuklar. Açıkerişim.org'dan hafta programını takip edebilirsiniz. Katkı sağlayan herkese de teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi Açık Erişim haftaları herkese. Kendinize iyi bakın.